İyi günler. Örneğin açıklamalı olarak anlatıyorum. Size kısa olarak sadece bir örneği göstereceğim. Yani 28 ilmekten oluşuyor. Bir ara örneği 28 ilmekten oluşuyor. Siz yeleği büyüklüğüne, küçüklüğüne göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi örneği gösteriyorum. İlmeği attıktan sonra bir sıra arkadan ters örüyorsun. Ön tarafa geldiğin zaman başta yan taraflarda ben birer ilmek bırakıyorum. Ve bir tane yüz örüyorum. Bir tane de atıyorum. 3 tane ters örüyorum. Sonra bir yüz bir ters, bir yüz bir ters 7 tane yapıyorum. Tekrar 7 tanenin sonunda yine 3 tane araş örüyorum öne doğru. Yine bir yüz örüyorum, bir ters örüyorum, tekrar atıyorum. Tekrar bir düz örüyorum ve 2 tane de araşı yapıp örneği bitiriyorum. Arka sıradan yine yüzler, bir yüz bir ters, bir yüz bir ters oluyor. O sırayı öyle çıkıyorum. Bu sefer ön tarafa geldiğim zaman yine bir tane baştan yandan bıraktığım gibi bir tane düz örüyorum. Attığımı da düz örüyorum. Tekrar atıyorum. Onun yanındakini araşa yapıyorum. Araşanın yanında 3 tane araşa olduğu için bir tane araşayı örüyorum ve ortadakinden fıstığını yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane böyle fıstık yapıyorum ve bu şişime geçiriyorum. Bununla beraber topluyorum. İçinden çıkartıyorum. Böylece bir tane fıstık yapmış oluyorum. Yine böyle devam ediyorum. Bir tane düz yanında. Sonra onun yanındaki düzle beraber topluyorum. Bir düz, bir tersi topluyorum ve yine devam ediyorum. Bir yüz, bir ters örmeye. Ta diğer ki 3 tane aroşeye gelene kadar. 3 tane aroşeye geldiğim zaman yine bir tane aroşe örüp fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 veya 6 bu ipinizin incelik ve kalınlığına göre değişiyor. Bazen ip kalın olduğu zaman 5 tane yapıyorum. İnce olursa 6 tane yapıyorum. Fıstığı yaptıktan sonra yanındaki araşıyı örüyorum ve düzü örüyorum. Tekrar atıyorum. Bir tane böyle buradakini arttırmış oluyorum. Şu an ön sıramız bitmiş bulunmaktadır. Arkaya geldiğimiz zaman yine arkadan da o attığım yerleri bana doğru düz örüyorum. Tersleri ters, düzleri düz, araşaları da fıstıkla beraber yine 3 tane öne doğru araşa yapmış oluyorum ve bir yüz bir ters devam ediyorum. Arkadan ve önden bu bir yüz bir tersler aynı devam ediyor. Böylece bu sıramı da tamamlamış oluyorum. Fıstığımla beraber 3 sefer böyle yapıyorum. 3. sıraya geldiğim zaman yine bir tane daha fıstık yapmış oluyorum. Böyle ön taraftan şimdi sadece bu bir yüz bir terse topladığım yanlara geliyorum. Orada bir tane topluyorum. Fıstıktan arttırma yok. Sadece 3 ters yapıyorum. Bir gidiyorum, bir geliyorum. 3. sıraya geldiğim zaman tekrar fıstık yapıyorum. Böylece 3 tane fıstık olmuş oluyor.
Şimdi yine terse geldim. Tersinden yine tersleri ters, düzleri düz yapıyorum. Burada farklı bir şey yok. Ön tarafta sadece arttırma ve fıstık olayı oluyor. O da fıstık da 3 sırada bir oluyor. Ben yine tersleri ters örüyorum. Düzleri düz, bir yüz bir ters. Böylece yine sıramı tamamlamış oluyorum. Şimdi ön yüze geldiğim zaman, şimdi 3 sıra geçtim, ön yüze geldim, yine arada fıstık yapacağım. Böyle bir tanesini örüyorum. İkinci sıraya batıyorum. 2 3 4 5 Bunları beraber buradaki ara şeyle beraber toplayıp böyle sıkıştırıyorum. Böylece burada şimdi 2 tane fıstığım olmuş oluyor. Böyle. Şimdi yan tarafta yine aynısını yapacağım. Bu fıstıklarımın yanında hep bir üst bir ters oluyor. Ön sıradan giderken topluyorum. Arkadan toplamıyorum. Yanlardan arttırdığım için ajurlu. Şimdi yine fıstığa geldim. 1 2 3 4 5 5 tane yine topluyorum. Böyle birleştiriyorum. Fıstığımı yapmış oluyorum. Şimdi yeleğin tamamını da gösteriyorum. Bu böyle devam ediyor. Ondan sonra yine 3 tane fıstığım olduktan sonra tekrar yine baştaki gibi yapıyorum. Yine tekrar bu ortadakileri 3 tane olduğu zaman zaten bunlar toplanmış oluyor. Böyle. Bu sefer biraz sonra yine devam edeceğim şu an. Örneğimin 3'ünü tamamlamış olayım.